İlk yorumu yapabilir miyim? Tabii Çağla Hanım, buyurun. Nasıl buldunuz nohut salatasını? Nohutlar konserve değil. Konserve. Konserve mi? Evet. Konserve kokusunu hiç almadım. Sosu çok iyi yapılmış o zaman. Afiyet olsun. Konserve olmadığını nasıl anladınız? Konservenin bir kokusu vardır. Ben evet, onu... kokuyor. Evet, kokar konserveli ürünler. Ama kokuyor. Evet, kokuyor. Ben hiç almadım, kokuyor. Bilmiyorum. Kokuyor, kokuyor, evet. Limon ve narek. Senaryo güler ama evet, kokuyor yani. Hayır, narek kokuyor. Maşallah sizdeki burun da o zaman yani. Bilmiyorum. Yani Çağla, Gülen Hanım, sizin tecrübe dediğiniz burada mı konuşuyor? Tabii. Kokuyor yani. Ben sormasam belki de bilmiyorum ama kokuyor. Anlamayacaktınız. Anlamayacak ben. Tabii. Neyse, yani bir daha Güler abla sen dedin diye mi üstüne söyledi? Evet. Hayır. Evet. Keşke hayır. Güler abla bir dahaki neyse ürünlerde bu tarz bir tane ben kokusunu aldım zaten. Onu. Kokmuyor. Peki buyurun. Yorumunuza saygı kokmuyor. Duyuyorum. Nar ekşisi kokuyor. Yeşillikleri dünün aksine fresh, taze, güzel. Son dakika konulmuş. Zaten ürün de hazır olduğu için onu zedelememiş. Tuzu bir tık fazla ama ürün güzel, lezzetli. Sevdim. Afiyet olsun. Peki afiyet olsun. Evet Güler abla, konservenin kokusunu almıştım. Aldım ama yine lezzetli. Bir beğendin şey mi? Beğendim. Peki. Lezzetli. Engin Hanımcığım? Ben de yani nohut salatası yememiştim ama güzel. Ama ben onu haşlanarak yapılmasını düşünmüştüm yani kendi haşlayarak. Bunu 5 çeşit. Ama dedim bu vakti. Ama şimdi kendin de diyeceydin galiba. Hı. Buyur buyur de. Ama bunun vakti 2 saat. Ha. İki saate düdüklüye vuracaksan evet, onu ıslanmamış nohut nasıl haşlanacak? İşte onu da evet yani. Hak verdin sonra. Akşamdan evet. Islatmaya izin verilse ki böyle bir şey olsa onu, zaten yaparız. Onu. Beğendin mi? Güzel. Güzel. Bedirhan Bey. Şimdi Çağla Hanım diyor ya hani ben söylemesem hiç fark etmeyecektiniz diye. Zaten nohutun tadını ağzınız alır almaz zaten konservenin tadı geliyor. Hani konserve oldu zaten belli. Ama hani dediğiniz gibi iki saat içerisinde haşlanmış bir şey yapamayacağımız için yani en iyisi bu şekilde olmuş. Elinize konuza sağlık. Afiyet peki olsun. Afiyet olsun. Kekin tadına bakalım isterseniz. Bakalım sanki. Kek nasıl olmuş? Buyurun. Yorum. Ha pardon. Ben beğendim. Güzel olmuş. Ha, iyi, yani hiç nohut salatası yememiştim. Ha, belki farklı bir şey de yapsan olabilirdi ama bu da güzel geldi afiyet bana. Siz eline koku aldınız mı? Konserve hazır ürünün kokusu. Kokusunu almıyorum ama ağzıma attığımda anlıyorum. Anladım. Ama koku olarak ben o kokuyu almadım. Öyle kokulayınca yani, gelmez. Şöyle söyleyeyim, hiç evde nohut, çay, fasulye, kuru fasulye hiçbirinin konservesini kullanmadığımız için bilmiyorum kokusunu. O damaktan ben. Geliyor zaten, direkt koklayınca değil. Çağla Hanım'ın hareketi az önce gözümden kaçmadı. Kendisi dedi ki hiç kötü bir niyetim yok. Hiçbir kötü niyetim yok dedi. Kekin altına çatalı soktu, havaya kaldırdı altına bak. Temiz çatalını kullandı. Yani sen Engin Hanım dersin ama bak o Çağla ile tatlı tatlı yorum yapıyor aslında fena Çağla. Yanlış neye mı? İstinaden bakın. Bakın kekimin şu kenarı, şurasında siyahlıklar gördüm. Dolayısıyla kekin altına baktım. Fırında fazla mı kalmış? Biraz oralarda da siyahlıklar var. Ay kekim yanıyor mu diye koşmuşsunuz da kurtarmışsınız. Aynen öyle, aynen öyle kekinizi. Oldu. Kekinizi evet. Öyle belli oldu. Çünkü altında. O yüzden baktım teyit ettim. Sen altını açma. Kadir sen kimse görmeyeceğiydi onu. Ama evet. Nasıl görmüşlerdir belki yorum yapacaklar. İlk sözü bana verdiniz. Lütfen ortalığı karıştırmayın Kadir Bey. Peki. Tadı? Tadı çok güzel. Afiyet şekeri olsun. Yerinde. Neyse ki İpek Hanım sizin yorumlarınızdan memnun da bunun altında bir şey aramadı. Eğer ki bunu Engin ama abla çevireydi. Engin abla sen zaten. Ne diyorsun? Cevizli havuçlu yanmadı. Kek. Cevizli havuçlu kek. Keki herkes yapar. Yapamaz. Yani şimdi keki 10 yaşındaki yapamaz. Çocuk bile yapıyor da keki artık. Keki herkes yapamaz. Ondan sonra tabii ki çok havlu ateşte piştiği için içi harlı biraz yumuşak kalmış. Yüzü de biraz yanmış. Tadı güzel. Peki menüyü kolay buldunuz mu Engin Hanımcığım? Yani menüyü düne kolay. Bakarak gerçekten tabii kolay benimki değil mi? Çok kolaydı. Onunki de benden kolaydı. Güler abla sen ne düşünüyorsun kek hakkında? Vallahi kek güzel kabarmış. Güzel de tadı. Bir kıdım şeker az. Şeker az geldi. Evet, az. Peki dışı harlanmış, içi biraz yumuşak kalmış mı? Hayır. Olma gerekince kek yani. Böyle olur zaten. Böyle olur. Peki sen dünkü menü için dedin ki ben bu menüyü bir saatte çıkarırım dedin. Bu menü senin ne kadarını alır? Yani biraz. Dün mü daha zor, bugün mü daha zor? Ben şu patlıcan dolmasını şey merak ettim. Ama onda umduğunu daha yani becemer. Bitti. Bütün tabak bitti bulamadı. Gözümde. Aynen. Peki. Yoksa yani. Bedirhan Bey. Elinize konuza sağlık. Afiyet olsun. Öncelikle. Ben bitirdim gördüğünüz gibi keki. Afiyet olsun.
Benim için Afiye, sadece... Uzun zamandır herhalde kek yemediniz. Yok ele, be daha. Ele keke hasret yok, kimin? Yok daha 3 gün önce daha yapıp çok götürdüm. Çok güzeldi ondan yedim. Hak yiyemem çünkü. Ben şekerini bir tık daha az kullanıyorum. Hani şekeri fazla sevmem için. 1,5 kullanıyoruz biz. Ben 1 su bardağı kullanıyorum öyle söyleyeyim. Yani hızlı bir kek. Hani 10 dakika içerisinde hatta maksimum 10 dakika içerisinde içinin hazırlanıp... Kekin uzunluğu dakika... var mı ki zaten kekle? Hayır bazı malzemelerin içerisine fazla uzun koyduğun malzeme falan... Islak kek. Ha, mesela diyorum yani. Hani yarım saat, maksimum yarım saat içerisinde çıkacak bir kek. Hani fazla uzun sürmez. Peki afiyet olsun. Havuçlu tarçınlı cevizli keki hiç sevmem. Kendim sevmiyorum ama güzel olmuş. Kabarması da iyi kabarmış. Altı yanmamış. Evet üstü bazen azizliğe uğruyor o koşturması ama altı gayet güzel olmuş. Ama bana sorarsan yani bu program için cevizli havuçlu tarçınlı kek tercih etmezdim. Daha farklı. Eğer ki bir tatlı çeşidi yapacaksam şekerparenin yanına şekerpare yapan biri daha meşakkatli bir şey yapabilirdi. Yani daha böyle kendini gösterebileceğin bir şey yapabilirdin diye düşünüyorum ben senden. Biraz kek bana hafife kaçtın kek konusunda. Çünkü ben çay saatinde kek, bir de makarna salatası onlardan biraz uzağım. Yani bana çok hamaratlık göstergesi gibi gelmiyor. Ha Engin ablaya da katılmıyorum. Herkes kek yapamaz. Çünkü kek kabarmaz, çöker, içi hamur kalır, tadı olmaz. Kek adı kolay ama zor. Herkesin elinden kek yenmez. Ama çay saati için bana göre uygun değil belki. Yani şöyle söyleyeyim, yarışma için çok çok aman aman bir şey değil. Ama eline koluna sağlık diyorum. Peki vişneli şekerpare. Ben hiç yemedim. Yiyen var mı aranızda? Yok. Bakalım nasıl olmuş tadı. İlk soracağım soru şu. Şerbetini vişneyle mi yaptınız yoksa normal suyla mı yaptınız? Vişneyle mi yaptınız? Çünkü çok güzel olmuş. Yok. Vişne. Ya vişne suyuyla yaptım ben şerbetini. Onu soruyorum. Normal vişne ve su. Kendim yaptım. Normal tamam işte. Su ve vişneyi tamam, karıştırıp şerbet yapıyorum. Tamam onu soruyorum ben de. Evet. Güzel olmuş çünkü onun için afiyet sordum. Afiyet olsun. Bir de hamurunda karbonat mı var yoksa kabartma tozu gibi kabartma şey mi var? Kabartma tozu var. Yani onun bir tortulu geldi o yüzden sordum. Yok irmik var, limon kabuğu belki var. Belki de tadı. Hani limon bilmiyorum. Kabuğu var. Hı? Ama yok tadı var. Gayet güzel. Şekerpareye karbonat konur mu ki? Yok. Ya bizim bazı yörelerde koyuyorlar. Hani daha şey lezzetli olsun diye. Yani şerbet merbet döküldü diye. Ya nasıl geldi ağzınıza onu anlamadım. Erimemiş midir içinde? Onu bilemedim. Onun İrmik için sordum. Var ya. Belki içtir. De o geldi. Tam olarak hayır, bilmiyorum. Hayır o tortuluk o tortuluk değil çünkü. Bilemedim. Ne o tortuluk? Bak tatlının altı şerbeti çok güzel çekmiş. Bakın üstlere giderken ortası şerbeti almamış. Yok bence ve şerbeti. Ve ağızda onu hissediyorsunuz. Bence şerbeti gayet iyiydi. Tam şerbetini çekememiş ortası... olduğu yani şu üste yakın kısmı kalmış ıslanmamış o bir yüzden. Bir şey söyleyeyim mi? 2 saat içerisinde çekmiş. Çekebileceği en güzel şerbeti çekmiş Çağla Hanım. Bir de şöyle bir şey ağzınıza gelen odur kurulup ondan geliyor. Komşuya götürdüm fırınım şey olduğu için dolu olduğu için giderken düştüm. Bahçede düştüm. Oraya çıkana kadar işte gelene kadar bu soğudu. Normalde bu kapkaynar olup direkt şerbetin içine atılması evet. Lazımdı. Ama yine de iyi çekmiş dediğin gibi. Evet, çok güzel. Ama o ağza gelen orası. Evet tadı güzel. Ortası kuru kalmış. Vişneli ilk defa yedim. Afiyet tekrar olsun. Yer miyim? Evet denerim ve yerim. Afiyet evet. Olsun. Peki afiyet olsun. Engin abla? Fena değil. İlk denedim. Limonun yoğunluğu geldi. Yoksa hamurunda fena zaten. Değil. Yani şekerpare hamurunu tutturmuş mu tutturmuş. Kıvam? Tutturmuş. Peki. Güler abla? Ben de güzel buldum. İlk sefer yiyorum. Güzel. Aa, hamurunu tutturmuş mu senin aynen, açından? Aynen. Tutturmuş. Peki. Eline koluna sağlık. Hamuru güzel. Benim için hamuru önemli. Hamuru güzel tutturmuşsun. Güzel de kızartmışsın. Çağla'nın dediği kısma katılıyorum. O şu yumurta kısmı var ya üstte sürdüğümüz. Hı-hı. Onun altı sadece pul pul kalmış. Şerbet tam çok çekememiş. Ama Bedirhan dedi gibi iki saatte ancak bu kadar çekebilirdi. Ha, vişneli olarak tercih etmem. Vişneli sevmem ama şekerparenin hamurunu çok güzel tutturmuşsun. O güzel olmuş. Önemli olan o benim için zaten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.